Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'daki saldırının faili iki canlı bomba ile ilgili tespitlerin netleştiğini, bir örgütle bağlantılı bir isme de çok yaklaşıldığını açıkladı. Saldırının kurbanları memleketlerinde toprağa verilirken patlamanın arkasında IŞİD'in olabileceğinden şüpheleniliyor. Bu kapsamda olay yerinde kimliği belirlenemeyen 12 cansız bedene ait örnekler, IŞİD üyesi olan ve canlı bomba eylemcisi olarak aranan 16 kişinin ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Şu anda 8 arkadaşımız yaralı. 2 tane yoğun bakım, çok ağır yani. Durumları kritik, yani şu anda devam ediyor. Ben olay yerinde patlama anında benimle aram 5 metre 10 metre benden uzaktaydı. Gerçekten durum çok dehşetti, yani anlatılacak gibi değil. Başbakanlıktan yapılan en son açıklamada saldırıda 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ankara'daki patlayıcıların Suruç saldırısındakiyle benzer özellikler taşıdığının saptanmasının ardından faillerden birinin Suruç'taki canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün kayıp ağabeyi Yunus Emre Alagöz olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu gelen haberler arasında.